Arkadaşlar merhabalar. Lyon Paris Fransa çalışmaları bitti. Bunun da kaydını yapacağım. Tabloyu göstereceğim. Görebildiğim atları önerip geçeceğim. Fazla da üzerinde durmayacağım. Dün iki yarışta da, günün programının iki yarışında da hem kendi adıma berbattı. Handikap yarışların ağırlıklı olduğu yarışlardı. Önerdiğimiz atlar zaten yoktu piyasada ki zor yarışlar olduğunu söylüyorum. Ayrıntıyı bilmeden olmuyor. Yani dek getirmek çok zor, inanın. Birinci yarışıyla başlayalım. Şartlı bir yarış. Kazanç bölgesinin atlarına bakıyorum. Kalitede kalmış bir tane at göstereyim. En azından tablolardan faydalanabilecek arkadaşlar faydalansın. Fazla da önermek istemiyorum koşulları. Burada 73 kalite puanını almış ama durumunu bilmiyorum. Dişi bir safkan. Önermeyeceğim. 3 nolu attan bahsettim. 2 ve 5 nolu at, bunların tabeladaki yerlerine baktım. 2 nolu atı favori göstermişler. Dişi bir safkan, yani biraz olsun geri planda tutarım. 1 nolu safkan 66 ve 5 nolu safkan 70 kalite puanındalar. 5'te tabela yok çünkü yarışı kötü. Bu yarıştan sadece 1 nolu atı önereceğim ki handikapsız atların çok olması. Burada da gelecek erkek atlara öncelik tanırım gene. Atların olması söz konusu. Burayı olduğu gibi size bırakayım. Hatta bir numarayı sadece göstermiş olayım. Gördüğüm kadarıyla. Son yarışını kazanmış. Kalitesi diğer atlara göre düşük bir safkan arkadaşlar. Yarış koşan atlar içerisinde erkek bir safkan olarak gördüm. Yani burası benim açımdan zor. Şu handikapsız atlar çok fazla. O yüzden fazla yoruma girmeyeyim. Handikap yarış 1600 metre için buradayız. İşte bu yarışlar beni çok zorluyor. At yazmaya kalktığımda videolarımı izledim. Çok fazla at söylemişim. Haklısınız o konuda. Kızdım kendime. O kadar at, yani kapat daha iyi o kadar at söyleyeceğine. Kendi kendime öyle diyorum. Ön plana çıkar görebildiğim birkaç tane at varsa onları önereceğim gene. Olduğu gibi bırakacağım. Kararı size bırakacağım gene. Çünkü yarışlarını görmeden bu handikapları çözmek yok olmuyor yani çok zor. Burada aradığım at 1600 metrede erkek at, kilosu uygun, kalite kazanç puanı yerinde, Totos son yarışı iyi olan bir at aramaktayım. 66 kiloyla start alacak atlar var. İlk 1, 5, 4, 2, 3 direkt eleyebileceğim safkanlar ki kalite puanları onların yüksek. 9 yaşında olan. Evet. Burada size iki tane at önerebilirim. Hatta bir tane 9 yaşında 6 nolu at var. Bu atı değerlendirin arkadaşlar. 62 kalite puanı, kilosu uygun, 9 yaşında olması biraz olsun dezavantaj. Bu atı değerlendirmeye alabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla. Diğerlerinin totolarına bakıyorum. Dezavantajlı atlar durumdalar. İşte yazmaya kalktığımı çok at söylüyorum. Gene de bulamıyorum. Hoşuma gitmiyor. En güzeli böyle. Yani gördüğüm en iyi atı söyleyip geçmek olacak. İkinci koşuda altın onu at plasanesinde yani önerilen bir safkan olmuş. Çok fazla öyle yüksek kanyen çıkmayacak anlamına gelir. Geçiyorum burayı. Başka da bir şey göremedim. Tekrar üçüncü koşudayız. Devrediyorlar yarışlar ya da büyük ikramiye veriyorlar ki ben TCK'nın bize hani para tuzağı diyeceğim olmayacak, seyir zevki var. O yüzden 1 liralık oynarsın, seyir zevkini alırsın. TCK'nın kabahati o yönde yok. Ama tutturacağım diye oynarsan zaten ciroları düşük. Oynayan kişi sayısı az, toplanan para da az. Değmez arkadaşlar yani 100 liralık, 200 liralık altın falan yani değmez. Onu tutturmak zor. Oynayanlardan bir tanesi tutturuyor sadece. O da tesadüfen tutturuyor. Bildiğinden değil. Burada önerebileceğim safkan var mı ona bakmaktayım. Hemen kaliteli atlarıma bakıyorum. Yani Toto da kalsın bana yeterli olacak. Erkek olsun, yaşı müsait olsun. Aradığım at o. Şanslı olacak atlar onlar aslına bakarsınız. Dört nolu atın son yarışını görmek isterdim aslında. Ya da 8 nolu atın son yarışını. Ya da 11 nolu atın
Son yarışı bunlar. Bir yarış önce tabela yapmış safkanlar. Göremeyince net bir hüküm sahibi olamıyoruz. Şöyle diyeyim. 8 nolu at. Bir üçüncülüğü var iki yarışından. 11 nolu at. Handikap gibi koşacaksa bu yarış. Devam ediyorum. 4 nolu at gibi bu atlardan birincilik beklerim arkadaşlar. Artık yukarıdaki kazanç bölgesine çıkacağım. Burada da iki atımız var. Erkek atlar bunlar da 7 ve 5 nolu atlar. Bu aşağıdaki atlar koşmazsa bu iki safkan devreye girer. Benim gördüğüm bu. Yani 4, 8, 11 yarışlarını görsem elerim ben bu atlardan bazılarını. Bazılarını direkt çıkartırım. Ya da 7, 5, 10 atların yarışlarını görsem gene aynı şekilde. 7-5 kilo avantajında şartlı gibi koşsalar önereceğim safkanlardan olurlardı. Bu kadar, burayı da böyle anlatmış olayım. Gene fazla söylüyorum ama çıkan neyse onu anlatmaya çalışıyorum kendi adıma. Dişi safkanlara dediğim gibi biraz geri planda yer veriyorum her zaman için. Gördüğünüz anda siz yazabilirsiniz, sıkıntı yok. Dün geldi mesela. İki yarışta da dişi safkanlar geldi. Arka arkaya geldi önemli. Kilo almış. Özellikle kilo almış dişi safkanlar geldiler ki onların erkekleri kötü anlamına geliyordu. O yarıştaki erkekler. Arkadaşlar buranın da kaliteli atları var. İki tane. İki nolu at. Step by step bizim de atımız vardı böyle. İngiliz atımız hatırlarsanız eğer. Step by step. İlk kumcuydu yanlış hatırlamıyorsam. Üç nolu at. Bu iki at form durumları iyi. Biraz olsun grubun üstündeler. Yukarıdaki hazır kıta dediğim 1 ve 4 nolu atlar ara vermişler. İkişer birincilikle geliyorlar. Yarışta olurlar. Yazma taraftarını size bırakırım bu konuda. Dördüncü koşu 1-2-4-3 diyor. 1-2-4-3 favori plasanesindeler. Ben 2-3 önerdim. 1-4'te favori gösteriliyor. Bunu da anlatmış olayım. Geçiyorum burayı da. Şartlarda tek bulabilirsiniz bakın. Handikaplarda zor biraz. Burada da bir handikap diyor. Şartlı yarış söz konusu ama maiden yarış sanki. Buranın da 3 tane handikaplı atı var. Ön planda kim olur? 7 nolu at olur. Handikaplı atlar içerisinde büyük handikapa sahip atlar. Yani diğer atların yazımını size bırakırım. Bir açıklamam yok. Büyük sürprize çıkartır burası bakın. Uzun mesafeye çıkıyorlar. Yani daha yeni koşuyorlar. İşte zorlanacağımız bir yarış. Buradan altılar falan her şey yatar. 7 nolu at gelmezse tahminim sürpriz çıkar. O sürprizi bulmak da bilmiyorum biraz da şans işi artık. Geçiyorum burayı da. Yani fazla durumun anlamı yok benim açımdan. Burada da aynı şekilde handikapsız atlar söz konusu. Ben de çalışmasını yapayım. Buranın da arkadaşlar 9 nolu atı favori atı olmalı. Bakacağım şimdi tekrar. Diğer atların yazımını size bırakacağım gene. 6. koşu 9 nolu at. Ha, bu atlar gelmezse dediğim gibi buralar bunlar favori olacak atlar. Gelmezse karışacak atlar, sürpriz handikapsız atlar. Yani buralara bahis altılı bilmiyorum. Yapmak ne kadar mantıklı, ne kadar doğru bir düşünce. Önermiyorum şahsen. Keyiflik, seyirlik, bahisler yapın diye ısrarla öneriyorum bu yarışları. Kaybeden olmayın amacım o. Tekrar 2400 metrede bir şartlı yarışa geldik ki kazanç bölgesinin atlarını işaret eder. Kalite puanları önemlidir. Onları da göreceğiz. Bu koşularda yardımcı olabileceğim ama diğer handikap yarışlarında ya da handikapsız atlı yarışlarında onlarda bir şey yapamıyorum. Kaliteye kalmış atların tamamı arkadaşlar alt tarafta kazanç bölgesinin dışında safkanlar. Ve burada da denklik söz konusu. 3 yarış ile gelen 3 nolu atın durumunu okuyacağım. Direkt favori gösterilecek. Favori çıkacak.
Bu hata oynamak ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama AGF'si ne durumda olur? Benim önerim var sadece. Tek atmayacak arkadaşlar. Buraya altın oğlu atı yazabilirsiniz. Kalitede 81 kalite puanında en azından. Durumu müsait gibi. Totosu da müsait gibi duruyor. 4 nolu at şu 7.liği nerede yaptığını görseydin daha net önerirdim. Noktasını koyayım sadece. Artık diğer atları size bırakacağım. Kazanç bölgesinin atlarına baktım. Orada da 3 nolu at favori çıkıyor. 7-2-8 diyor. Yani kazanç bölgesi atlarını öneriyorlar. İşte ara verdiler. Ne olacak bilmiyorum. 2 nolu at da kazanç bölgesinin direkt atı. Büyük atı. 3 nolu at. Eksik yarışıyla geliyor. Kazancı, kalite puanı biraz olsun düşük ama kazanırsa da bir şey diyemem. Bilginiz olsun. Evet. Kalanı size bırakayım. Ben önereceğim atları önermiş olayım en azından. Geçiyorum burayı da. Net bir at çıkmadı arkadaşlar oyunda. Handikap 2400. Arayacağımız at erkek at. Hafif kilolu. Son yarışlarında kıpırdama yapmış bir atı arayacağız. Bulursak tek öneririm hiç affetmem. Zaten böyle koşullarda böyle tekleri bulamazsanız altılı falan hiç oynamayın yani altılı beşli. Kalabalık koşullarda tek bulamazsanız o kuponlar büyür ve kaybedersiniz. Yani tavsiyem bu yönde olacaktır. Kazanç bölgesinde verelim. Bakıyorum büyük kalan at erkek at arıyorum kilosu müsait. 65 11 nolu at arkadaşlar. Kilo müsait. Son 4-5 tabelası totosu iyi. Direkt tek önerebileceğim safkan olur. Beş kalite puanıyla. Evet. Yani bu atlar normaldir bu atın gelmesi benim kanaatim. Başka bakıyorum kim olur diye. Bakın hafif kiloda kalmış atlar var. Onların kaliteli düşer. İşte yarışlarını görmeyince yine kesin bir şey söylemek zor. 14, 13, 15 nolu atlar bu mesafelerde bu kilolarla söz sahibi olma hakkına sahiptirler. Güçleri oranında koşarlar. Ben bunlardan da tercih yapmanızı öneririm bu saydığım 3 attan. Bu 11 nolu tek atmıyorsanız mutlaka yazın. Yanına da 13, 14, 15 nolu atlardan en azından bir tanesini ekleyin. Kuponunuzda bulunsun arkadaşlar. Diğer taraftan tablo burada. 8. koşunun favorisi 12 nolu at. 12 dişi bir at enteresan. Gelir yani gelmez olma, gelmez demem. 6-15 diyor. 11 nolu atı hiç göstermiyorlar. Ona göre güzel bir ganyan çık. 11 nolu at ganyan bir at. Geçiyorum burayı da. 9. koşudayız. Fazla üzerinde durdukça da olmuyor. Yani at bulmak zor. Gözüm korktu iyice. Buradan da diğer bebeğini de aynı şekilde oldular. Yani bizler açısından gerçekten zor tahmin edilmek için. Burada da 2400. Arayacağımız at gene aynı at arkadaşlar. Kilosu müsait erkek. Totosunda biraz iyileşmiş bir at bulmaya çalışacağız. Burada da kazanç bölgesi atları genelde kilo almış atlardan oluşur. Bak sarıyla işaretlediğim atlar arkadaşlar. Biz yeşille işaretlediğimiz kilo verme ihtimali olan atları arıyoruz ki yarışlarını görmeden bunları çözmek de çok çok zor kendi açımdan. Kalitede kalmış atlarıma baktım. Dişi safkanlar, tabelası iyi olmayan safkanlar. 54, 48, 58,5. İki tane safkanım var burada son ayakta. Kiloları 58,5 aslında iyi değil. Ama gene de size çok at yazan arkadaşlara önerimdir. Erkek safkanlar kilo bakımından orta seviyedeler. Bu atlardan birincilik gelmezse bile ikincilik bekleyebilirim. Kararı da size bırakırım. Diğer atlara bakıyorum. Atlamayayım diye bir şey çıkartabilir miyim diye. 8 yaşında 10 nolu at aynı 6-7 nolu atlar gibiler. Kilo müsait bu atın da. Toto iyi değil. Kiloları iyi, totoları iyi değil. Olmuyor işte bunlar.
hafif kiloları elediğimiz zaman yukarıdan ağır kilolar bu kez yarışta oluyorlar ki bu da benim istemediğim sonucu ortaya çıkarıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu programı göstermiş olayım diye açıkçası. Çok iddialı bir tahmin yapmış olmayacağım. Ama gösterme amaçlı olarak da yayınlamış olacağım. Meraklar olan arkadaşları, isteyen arkadaşları. Tablomuz bu. Tekrar görüşene kadar diğer yarışta böyle çalışacağım. Sonra akşam yarışlarına bakacağız. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.